Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aile okulu projesi başlatıldı. Proje kapsamında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 270 öğretmene eğitici eğitimi verildi. Bu eğitimi alan öğretmenler tarafından güçlü aile, güçlü çocuklar, güçlü toplum hedefiyle başlatılan eğitimlerle 4000 aileye ulaşıldı. Küresel çağdaki değişimlere bağlı olarak Türk aile yapısının da özünü kaybetmemesi adına yapılacak eğitimlerin önemli rol oynadığı gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmak için aile okulu eğitimleri de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı aile okulu projesi ile ülkemizde aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar, çevre ve iklim farkındalığı, trafik başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bence gelmeliler. Her anne, anne olmayı hatta düşünen insanlar için bile bence olmalı. Hatta çok erken başlamalı bunlar. Bana büyük şeyler kattı. Bence çok iyi düşünülmüş bir eğitim ve çocuklara gerçekten farkındalık, yani bizim çocuklara karşı farkındalığımızı arttıran bir eğitim. Ben duyunca çok sevindim zaten gerçekten. Hemen katılmak istedim. Ağustos ayında başlatılan aile okulu projesi kapsamında bugüne kadar 59.355 öğretmene eğitici eğitimi verilirken bu öğretmenler de aldıkları eğitimler çerçevesinde 1 milyondan fazla aileye eğitim verdi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde 270 öğretmene eğitici eğitimi verilirken bu eğitimi alan öğretmenlerimiz tarafından başlatılan eğitimlerle çıkılan güçlü aile, güçlü çocuklar, güçlü toplum hedefiyle ilimizde 4000 aileye eğitim verildi. Küresel çağdaki değişimlere bağlı olarak Türk aile yapısının da özünü kaybetmemesi adına yapılacak eğitimlerin önemli bir rol oynadığı gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini ilimizde de açığa çıkarmayı hedefliyoruz. 11 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı bir hale getirmek hedefleniyor. Ya aile eğitimine katıldıktan sonra birçok şey değişti. Daha önce bildiğim sandığım şeyleri bilmiyormuşum meğerse. Hani çocuğumla iletişimimde, eşimle olsun, onu kendi anne babamla ve kendimle de gerçekten birçok anlamda olumlu etkiledi beni öğrendiğim şeyler, bilmediğim şeyleri öğrendim. Aile her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur. Gelin aile okulu projemizi birlikte büyütelim ve çocuklarımızı pandemi sonrasında oluşacak olumsuzluklardan beraber koruyalım. Akçakoca'da denize açılan balıkçılar kilo kilo hamsiyle döndü. Geçtiğimiz hafta 80, bu hafta ise 35 liraya kadar düşen hamsi bu kez vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Hamsinin tezgahta 35 lira olduğunu belirten vatandaşlar şöyle konuştu. Ne oldu? Hamsi mi kaynıyor ya?
zaman verebiliyor. Mesela hapsi çok oldu. Ne düşünüyorsunuz? Allah vermiş yani. Ne olacak? Ne düşüneyim? Fiyatlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar balıkçılarda pahalı da. Şimdi son fiyatları bilmiyorum. 45-40 liradan aşağı değil. Değil. Geçen 80 liraydı. 80 liraydı. Balık çıktıkça çoğalıyor. Çoğalıyor şu anda. Poşetle alan gidenler var böyle bir sürü. Alıp gidiyor. Hiç para da vermemişler. Bir sürü öyle geliyor alıyorlar ya. Çok var diyor. Var. Öyle de var. Çok bereketli oldu. Bereketli. Çok bereketli. Baksana doldu her taraf. Ne güzel. Torbalarla balık aldınız buradan. Evet. Hediye verdiler efendim. Hediye verdiler. Hediye verdiler. Bol bir şey. Derya bereketli. Evet. Hava da güzel. Evet. Motorcularımız da maşallah çalışkanlar. Evet. Halka güzel bir hizmet vermenin gayreti içindeler. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu soğuk havada, bu kış gününde bu milleti doyurmak için çırpınıyorlar. Gece gündüz uyumadan çalışıyorlar. Ne güzel bir şey. Biz de bu güzel havalarda bu fırsatlardan faydalanıyoruz. Ha, balık pahalı mı, ucuz mu? Onu artık biz alıcı ile satıcının takdirine bırakacağız. Teşekkür ederim. Aldık limanı başlıyor. Bedava mı aldınız? Ya bedava şimdi şöyle, biz bir gezmeye geldik. Yani buralı değiliz biz. Evet. Ha buradan bir gezmeye geldik. O da nasip yani böyle bir det geldi. Öyle ya bu da güzel i̇kram yani. Ettiler ikram ettiler ha. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle birlikte ana arterlerde bulunan ağaçların sürücü ve yayalar için tehlike oluşturmaması adına bakım ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ağaçların kış mevsimi hazırlığı için büyük önem taşıyan ve mevcut bitkilerin sağlıklı büyümesi için yürütülen bodama işlemine Fevzi Çakmak Mahallesi, Eski Bolu Caddesi üzerinde bulunan büyük gövdeli ağaçlardan başlayan ekipler, ağaçların kış mevsimini sorunsuz şekilde atlatması ve kontrolsüz büyümelerinin önüne geçmeye amaçlıyor. Müdürlük bünyesindeki uzman ekipler tarafından yürütülen çalışma dahilinde caddenin her iki yönünde de gerçekleştirilecek budama ve bakım çalışmalarıyla bahar aylarıyla birlikte bitkilerin daha estetik bir görünüm kazanması da sağlanmış olacak. Thank you.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, şehir mezarlığında devam eden bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Mezarlıklar Müdürü Numan Şirin ile birlikte mezarlık genelinde programlı şekilde sürdürülen işleri takip eden Günden, daha sonra geçtiğimiz yıl kamulaştırılması tamamlanarak mezarlığın genişletilmesinin sağlandığı 10 dönümlük alana geçti. Tesviyesi tamamlanan ve ada ada parseller haline getirilen alanda devam eden çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Günden, kalan eksikliklerin de yerinde tespitini sağladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mürüvvet O ve avukatlar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Mürüvvet O, 25 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirterek, "Yalan söylemiyorum. 25 senedir çektiğim çileyi Allah bilir. Bu evlilik sürecinde eşim bana kötü davranmıştır. Çocuklarımı zor büyüttüm. Sürekli bana baskı kuruyordu. Olay günü işten geldim. Bağırdı çağırdı. Neden hayvanlara bakmadın diye bağırdı çağırdı. Beni dövdü. Ben sessiz kaldım. Eve çıktık. Çay içerken bir yere gideceğim dedi. Nereye gideceğini söylemedi. Anahtarı ver bana, geç gelirsin dedim. Kapıyı kilitlemek istedim. Anahtarı aldım. Beni sopayla dövmeye başladı. Defalarca vurdu. Sayısını bile bilmiyorum. Sırtlarım hala ağrıyor. Panik yaptım. Ne istiyorsun benden dedim. Sen bana soru soramazsın. Bana karışamazsın, nereye gittiğimi soramazsın dedi. Seni vuracağım, öldüreceğim dedi. Elinde tabanca vardı. Önce ittim, düştü. Kalkınca korktum, yine odunla vurdum. Ne yaptığımı bilemedim, bir karış uzunluğunda sopayla vurdum dedi. Mürüvvet Öğ savunmasına şöyle devam etti. Ayağa kalkmaya çalışınca korkup, daha sonra daha büyük bir odunla vurdum. Yeter artık bunca yıl çektiğim dedim. Bu yaptıkların artık yetti dedim. Kaç kere vurdum hatırlamıyorum. Bir anda ne yaptığımı bilemedim. Kalktım, boynuna doğru vurdum. Sonra oturup ağladım. Orada öldüğünü fark edip ağladım. Ben neden böyle yaptım? Sonra korktum. Öldürdükten bir saat sonra kucaklayıp el arabasına koydum. Sabaha kadar beklettim. Sonra da çaya attım. Çadırı da çaya attım. Vurduğum odunları da sobaya atıp yaktım. Tek başımaydım. Yanımda kimse yoktu. Yemin ederim. Cesedi sabaha kadar el arabasında, evin önünde açık alanda beklettim. Eşinin başka bir kadınla görüştüğünü iddia eden Mürüvvet Ö, Mengen'de yaşayan bir kadınla sürekli telefonla konuşuyordu. Gülüşürken duyuyordum. Onunla evlenmek istiyordu. O kadınla git evlen ama nikah vermem dedim. Beni öldürüp Mengen'li kadınla evleneceğini söyledi. Sonuç olarak pişmanım. Beraatimi talep ediyorum diye konuştu. Metin Ö'nün oğlu Celal Ö, üvey annesinin babasının mirası yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü. Celal Ö, mürüvvet anlaşması zor birisi. 12 yaşındayken annem öldü. Babam ise işini gücünü yapan çalışkan bir insandır. Babamı dövüyor diye iftira ediyor. Herkes eşiyle kavga edebilir. Babam darp etmemiştir. Laf söz anlayan biridir. Her işi babam yapardı. 25 yıl sorunsuz yaşadılar. Kendi öz oğlu nişanlandıktan sonra başladı olaylar. Babama bilezik aldırmak istedi. Evi arabayı üstüne yaptırmak istedi. Babama baskı yapıyorlardı. Bizim evimizde tabanca yok. Babam silah meraklısı değildir. Ben cinayetin miras kavgası sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca babam ayrılmak istemiştir ama mürüvvet boşanmak istemedi. Şiddet görse niye boşanmasın? Bu korkunç cinayeti miras için yapmıştır. Şikayetçiyim dedi. Mahkeme heyeti sanık Mürüvvet Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda emniyete bağlı bütün birimlerin katıldığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi. Büyük Cami Mahallesi'nde Pantera adıyla gerçekleştirilen soygun tatbikatında senaryo gereği kuyumcu dükkanına gelen silahlı iki kişi yanlarında getirdikleri çantaya kuyumcuda bulunan bir miktar altın ve parayı alarak hızlı olay yerine yakın bölgede bulunan araçla kaçtı. Yine senaryo gereği soyguncuların silahla yaraladığı kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ulaştı. Olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan ekipler kaçan soyguncuların peşine düştü. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı kuyumcunun sağ bacağını sargı beziyle sardı. Kent merkezi ve D100 karayolu üzerinde polis ve soyguncular arasında yaşanan kovalamacının ardından soygunu gerçekleştiren iki kişi ve otomobili kullanan şüpheli kısa sürede yakalandı. Araçtan indirilen şüphelilerin ekip otosuna bindirilmesinin ardından tatbikat sona erdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun.
Evet, imanınızın başkosu gibi bir hayır olsun. Cenab-ı Hayır kazansın. Bu bereketli günlerin seyircisine kalır. Vatse konu halayla alakalı yeni bir bariyerde. Kar maskeleri yiyeceğiz. Koyarak karacaylıza hikmet başlayacağız. Dört üzerinde yakası alanı beyaz renkli Toyota Proax malzemeleri vererek Ya üst arabası yapılan herhalde ayla ayla yeni öğrendim. Yeni bir öğrenci kafesine de. Kaza Adapazar ilçesi D100 Karayolu Maltepe Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre KD idaresindeki 54SH378 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyer ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobilin içinde sıkışarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı esnada trafik durduruldu. Otomobilin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yangın Hendek ilçesi Ortaköy mahallesinde bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre binada bulunan kat kaloriferinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Binanın çatısını alev topuna çeviren yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevleri söndürmeye yardım etmeye çalışan AK isimli kişinin üzerine moloz düşmesi neticesinde hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan AK tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrasında söndürülürken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Hendek'te yaşadığım için olay anında direkt buraya intikal ettik hep birlikte, ailemle birlikte. İşte itfaiyecilere yardım ettik. Kat kanepe olduğu için bacadan sebep yayılmasıyla birlikte evin çatısı maalesef telef oldu. Yani burası komple yanıyordu. İtfaiye arkadaşlar işte abilerle birlikte hep birlikte söndürmeye çalıştık. Arkasından önünden bir şekilde yani söndürebildiğimiz kadar söndürebildik. Artık söndüremediğimiz gitti artık.
Yani geldiğinde burası komple yanıyordu. İşte kurtarabildiğimizi kurtarmaya çalıştık. İşte itfaiyeci abilere yardım ettik. Sandığı değil, itfaiyecilere yardım ederken üstüne çatıda bulunan alçıpenler var. Onlar düştüğü için herhalde o ara gözü karardı. Orada yere düştü. Haber geldi şimdi hastaneden. Herhangi bir durumu olmadığı için. Şu an röntgen çekiliyormuş zaten. Kırığı çıkığı da yok büyük bir ihtimal. Tam net bir bilgi almadık daha ama o şekilde ilerliyor şu an sürede. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için Sağlıklı Hayat için Bizim Köyde Buluşuyoruz projesi başlattı. Proje çerçevesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor. Bu çerçevede Mudurnu'nun Uzunçam köyüne gelen mobil sağlık ekibi köy odasında vatandaşları muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan hastalar için de randevu oluşturuldu. Odun atıyoruz. Bu köyde sağlık taraması var. Çok memnun oluyoruz. Sonra pilot bölge seçilmiş köyümüz herhalde. Evet. Daha memnun oluyuz. Devletimize Allah da var vermesin gönderiyorlar. Evet. Geliyorlar. Selamlar. Merhabalar, iyisiniz. Sobayı çok güzel yapmışsınız. Ya. Yukarıya bir bakalım. Tamam, bir yukarıya bakalım diye. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi misin teyze? Allah iyilik versin. Allah daim etsin. Şükürlerdi. Bakarsan nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Burada muayeneler olacak. Muayeneler olacak hocam. Bir masada. Süper. Modern ekibimiz burada. Tamam. Elinize sağlık arkadaşlar. Evet, bugün burada Sayın Valimizin de talimatlarıyla ve Bolu Valimizin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü olarak uzman hekimlerimizle, doktorlarımızla ve yardımcı sağlık personelimizle birlikte Mudur'un Uzunçam köyündeyiz. Yine Sağlıklı Hayat için Bizim Köyde Buluşuyoruz projemizin ilk ayağını Göynük, Güney Çalıca'da yapmıştık. Bugün de Mudurnumuzun en uzak köyündeyiz, Uzunçam'dayız. Uzman doktorlarımızla birlikte bugün burada muayeneler yapacağız, taramalarımızda bulunacağız. Ve Sağlıklı Hayat için hem korunma, hem teşhis, hem de tedavi planımızı bugün burada tam gün olarak yapmayı planlıyoruz. Sizin de izniniz var mı? Sizler de iyisiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlarımız başlıyorlar. Teyzemiz buraya çıkıyorlar. Muayeneler oluyor. Atlı erkeklerin muayenesi olacak. Bekleyen var mı muayene olmalı? Uzmanlarımız teyze olacak. Teyze ama gel teyze. Dilaç yazacağım ben sana. Şimdi verdin mi? İçeri girdi. Vizitliği de var. Diğer yüzüme bak. Bir numaramızı söyleyin. Ben bu kadar yok. İl merkezinde, ilçe merkezinde, uzak olan köylerimizde bir tanesi olan Uzunçam köyünde neredeyse küçük bir hastane kurmuştuk oradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda şey. Görünüşü mü? Muhammed Hocam. Evet. Şey, Zeynep Hoca, Muhammed Hoca'dan Cengiz Hoca'ya randevu ameliyatı. Tamam. Tansiyonu kaç şey? 18. Tamam, gidelim. Alalım. Ertuğrul Bey, bak bu teyzemiz burada ya. Tansiyonu 150.
Sen bu teyzemizin takibini evde sağlık bilim üzerinden yaptın. Gece sıkıntın oluyor mu çok? Gece uykuda uyanıyor musun? Şekerin kaç çıkıyor? Şimdi kaç çıktı şekeri? Gel. Bir ağzını açar mısın? Dilini bir çıkar. En son? 3 kişi mi oldu? 2'yi düştün mü? 2'yi düşünce göğüs ağrın, karın ağrın oldu mu? Tamam, o geçerli. Böyle şey yok. Doktorlar köyümüze geldi. Büyük hizmet yaptılar. Allah razı olsun. Bacağından da ameliyat randevusu alıverdiler. Çok sık karşılaştığımız problemlerin başında tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği, bazen bilinçsiz, kontrolsüz ilaç kullanımı görüyoruz. Bu noktada hem onlara akılcı ilaç danışmanlık hizmeti de vermiş oluyoruz. Hem de özellikle göz muayenelerimizde de gördüğümüz şey şu ki katarakt bulguları fazla olan yaşlımız var. Tansiyon kontrolsüz, şeker kontrolsüz hastalarımız var. İşte diz ağrısı olan bir hastamız vardı. İşte onun randevularını ayarladık. Bu noktada verimli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Müdür yardımcısı var Yasemin Hanım. Ona buluşuyorsun, sana yardımcı olacak. Uzun Çan köyünden geldim diyorsun. Bütün işin hallolacak. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri depremden etkilenen öğrencilerin bir an olsun depremi unutmaları, okula adapte olmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Gençler birçok okula giderek okul çevresinde çeşitli etkinliklerle çocukları sevindiriyor. Gönüllü gençlerin adresleri özel öğrencilerin eğitim gördüğü Hacı Hidayet Türkseven Eğitim Uygulama Okulu oldu. Öğrenciler çuvalla koşma, yüz boyama, müzik eşliğinde oyunlarla unutulmaz bir gün yaşadılar.